Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 17 Ekim'de Türkiye saatine göre öğlen 14:25'te 24 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Evet, tutulma dönemindeyiz. Ekim ayındaki güneş tutulmasının ardından yaşayacağımız ilk Dolunay bu. Dolayısıyla enerjisinin de çok güçlü olacağını söyleyebilirim. Dolunaylarda güneş ve ay karşıt açıda olacağı için duygu ve düşüncelerimiz arasında çatışmalar artabilir. Özellikle zihinsel, bedensel, ruhsal olarak yoğun bir etki altında kalabiliriz. Dolunaylar tamamlanma dönemleri, bu yüzden farkındalığımızı arttırır. Çevremizdeki belirsizlikler netleşir, gizli olan konular açığa çıkabilir. Bu durumda da bazı önemli kararlar vermemiz, hayatımızda dönüşümlerin olması, bazı bitişlerin olması mümkün görünüyor. Güneş terazi burcunda, ay koç burcunda, ben sen aksı dediğimiz koç terazi aksında çekişmelerin yoğun olabileceği, ilişki dinamiklerinde mücadelelerin öne çıkabileceği bir dolunay bu. Koç Mars tarafından yönetilir. Evet, bu savaş enerjisinin arttığı bir dolunay. Bireyselliğin, bireysel mücadelenin, gerektiğinde savunmanın, gerektiğinde kavga edip savaşmanın, mücadele etmenin, inisiyatif almanın biraz öne çıkabileceği bir dönem. Ancak Koç'un yöneticisi Mars'tır. Mars Yengeç burcunda ve dolunayla kare açıda, sert bir görünümde. Bu da stresin, huzursuzluğun, çok da sonuç alamayacağımız mücadelelerin, yıpratıcı etkilerin biraz artabileceğini işaret ediyor. Önce burçlarımız birinci derecede etki alacak tabii ki. Bunlar hangileri? Koç, terazi, yengeç ve oğlaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz var mı? Ve özellikle 24 derece ve yakınlarında kişisel doğum haritalarınızda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bu derece aralığını 20-29 derece olarak da alabilirsiniz. Eğer varsa dolunaydan çok daha önemli, güçlü etkiler alabilirsiniz. An haritasında gökyüzünde Oğlak burcu yükseliyor ve Plüto da Oğlak burcunda birinci evde. Dolunay haritanın üçüncü evinde, güneş ay karşıtlığı 3-9 aksında yerleşmiş görünüyor. Evet, Mars'la birlikte Plüton'un da bu dolunaya bir kare açısı var. Gördüğünüz gibi gökyüzünde öncü burçlarda bir büyük kare olduğunu görüyoruz. Öncü burçlar başlatıcıdır. Yeni bir şeyleri, yeni kararları, yeni hareketleri teşvik eder. Terazi, güneş tutulmasının ardından oluşacak bu koç dolunayı, evet, yeni başlangıçlar konusunda biraz daha olayları hızlandırabilir. Ya da başlamış konularda biraz daha yeni gelişmeleri gündeme getirebilir. Özellikle adalet, hak hukuk konuları, mahkemeler, davalar, bunlar çok gündemde. Bu dolunay sırasında da evet, bazı davalar çok konuşulacak. Mahkemelerle ilgili konular gündemde olacak. Yargıyı, adaleti daha fazla gündeme taşıyacak bu dolunay. Tabii ki burada çatışmalar var, memnuniyetsizlikler var, huzursuzluklar var, kavgalar var. Adalet arayışında ne yazık ki Plüton'un o etkisini görüyoruz. 29 derece Plüto güçlü kimselerin, kurumların, yapıların baskılarını, manipülatif durumlarını ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla hak arayışlarında bu hak ne kadar elde edilecek, adalet kavramı nasıl ortaya çıkacak, bunlar da çok kendi içinde çelişkiler yaratıyor. Ne yazık ki stresleri arttırıyor bu durumlar. Evet, ilişkilerimizin sorgulandığı bir dönemdeyiz. İlişkilerle ilgili tabii ki önemli kararlar verilebilir. Evlilikler, işbirlikleri, ortaklıklar, işte sözleşmeli her türlü ilişkiler, bunların gözden geçirilebileceği, bitişlerin, sonlanmaların, dönüşümlerin veya yeni açılımların olabileceği bir dönemdeyiz. Mars burada yengeçte biraz daha savunmada çalışır ve daha duygusal, daha dürtüsel, hatta geçmişten gelen tepkileri, biriktirilmiş bazı tepkileri ortaya çıkarabilir. Daha çok özel hayatımız, ailemiz, yuvamız, temel ihtiyaçlarımız, güvenliğimiz gibi konularda mücadeleler
biraz daha öne çıkabilir bu dönem içerisinde. Mars ile Plüto arasında da bir karşıtlık var ki Dolunay'ı takip eden günlerde gittikçe Mars Plüto'ya yaklaşacak. Ekim'in sonu 31 Ekim, 1 Kasım tam Mars-Plüto karşıtlığını yaşayacağız. Bu daha patlayıcı, daha gergin, tehlikeli bir açı oluşturuyor. Özellikle zaten dünya üzerinde artan savaş baskılarında yeni şeyler olabilir. Yani burada savaş enerjisinin artması, zaten Koç Dolunay'ı. Dolayısıyla yine özellikle güçlü yapıların biraz daha ezici durumları, tehlikeli durumları söz konusu olabilir. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da güvenlik kavramları çok önemli olacak. İşte Mars-Plüto karşıtlığı güvenlik riskini arttırıyor. Burada savaş baskıları artarken terör eylemleri olabilir. Çeşitli derecede tehlikeli bazı patlayıcı durumlar, saldırganlıklar olabilir ama bazı doğal riskler de olabilir burada. Bununla birlikte son zamanlarda hani daha fazla gündemimizde olan bölgelerdeki durumların, çatışmaların biraz daha şiddetinin artması söz konusu olabilir. Orta Doğu'daki gerginliğin artması, bununla birlikte yine Ukrayna ve Rusya'da bazı dikkat çekici gelişmeler olması savaş anlamında mümkün görünüyor. Kişisel anlamda da güvenliğimize dikkat etmemiz lazım. Risk almamak, kavga etmemek, tartışmamak, fiziksel hareketlerimizde mümkün olduğunca dikkatli olmak bu dönemde çok önemli görünüyor. Türkiye haritasında da Koç burcu 11. evdir. Burası yasa yapıcılar, işte genellikle kamusal alanı gösterir, parlamento, yine meclis 11. ev konusudur. Her türlü ülkeler arası müttefik ilişkiler, organizasyonlar ve ülkedeki yine büyük şirketler, yapılar, sivil toplum kuruluşları, bunlar hep 11. evle alakalıdır. Ve buradaki bir dolunay muhtemelen yine ülkemizdeki yasalarla ilgili ve kanun yapıcılarla ilgili ve meclisle ilgili hızlı bir gündem olabileceğini gösteriyor. Muhalefet ve hükümet arasındaki çekişmelerin artabileceği bir dönemdeyiz. Yine anayasa tartışmaları çok güçlenecek. Ancak buralarda huzursuzluk da giderek artabilir. Uzlaşma zorlaşabilir anayasa konuşmalarında ya da süreçlerinde. Referandum gündemleri olabilir. Bunlar tartışılabilir bu süreç içerisinde. Muhalefet liderlerinin zorlanabileceği ve burada özellikle kamu alanında görev yapan yöneticiler, liderler, hani bunlarla ilgili bazı baskıların artması ve tabii ki gündemde olan bazı yasal süreçlerde de özellikle liderlerle ilgili yine huzursuz edici ve çatışmaları, toplumsal huzuru rahatsız edecek, tartışmalara yol açabilecek bazı yine yasal gündemlerin söz konusu olması mümkün görünüyor. Bu dönemde ülke güvenliğine yine dikkat etmemiz lazım. Askeri anlamda ve hareketliliklerin artabileceği bir dönemdeyiz. Dikkat çekici yapılanmalar veya hani bazı yine yasal süreçler olabilir. Ekonomiyi ilgilendirebilecek yine bazı özel kararların alınması, yasaların gündeme gelmesi de yine mümkün görünüyor bu süreç içerisinde. Bireysel olarak Koç dolunayında tabii ki sağlık alanında hassasiyetler artabilir. Koç bedenimizde baş bölgesini yönetir. Baş, beyin, Koç tarafından yönetilir. Baştaki organlar ve tabii ki gözler yine Koç burcu tarafından yönetilir. Bu bölgelerdeki sağlık problemlerine, yaralanmalara dikkat etmemiz lazım. Özellikle baş ağrılarının, migren gibi bazı kronik sorunlarının artması, ne yazık ki hani beyin kanamaları gibi bazı problemlerin artması, kazaların biraz daha öne çıkması Mars açısı nedeniyle mümkün. Özellikle dolunay yakınlarında ay sonuna kadar olan süreçte bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Liderlere yönelik dünya üzerinde saldırılar ve yine son zamanlarda artan bu suikastlerin dikkat çektiğini görüyoruz ve bu dolunayda bir şekilde buralarda yine bazı dikkat çekici olayları tetikleyebilir.
gündem yaratacak dünya üzerinde gelişmeler hızlanabilir. Evet, şimdi Koç burcu bizim kişisel haritalarımızda hangi evimizdeyse orada biraz daha olaylar aydınlanacak. O ev konularımızla ilgili yaşamımızda gündemler hızlanacak. Bazı kararlar verebiliriz ya da istem dışı bazı dönüşümlerle karşılaşabiliriz. Özellikle yükselen burçlarınıza göre tabii ki bu gelişmeleri takip etmenizi öneriyorum. Şimdi burçlara geçelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, burcunuzdaki dolunay tabii ki sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Her şeyden önce bu dolunayın biraz daha stres yaratabileceğini unutmayın. Çünkü gezegeniniz Mars Yengeç Burcu'nda ve 4. ev alanınızda şu anda. Plüton'un da önemli bir açısı var bu dolunaya. Dolayısıyla duygusal baskıların artabileceği bir dönemdesiniz. Hayatınızda iş kariyer konularında sorumluluklarınız olabilir. Hayatınızda bazı baskılar hissedebilirsiniz ki bunlar aileden de gelebilir. Ebeveyn ilişkileriniz veya onlarla ilgili konuların şu anda hayatınızda daha fazla gündem oluşturması mümkündür. Bazılarınız ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar veriyor. Ev yuva konuları, evlilik konuları, belki bir taşınma yerleşme konunuz var. Bu kavramlar hayatınızda bu dolunay sırasında biraz daha hızlanabilir. Bazı belirsizlikler netleşebilir ve bazı dönüm noktalarına ulaşabilirsiniz. Artık bir şeyleri geride bırakma dönemindesiniz aslında. Tabii ki duygularınız hassaslaşabilir. Endişeleriniz özellikle aile için, yakınlarınız için, kişisel güvenliğiniz için, ihtiyaçlarınız için biraz daha gelecek kaygılarınızın, endişelerinizin artabileceği bir dönemdesiniz. Tüm bunlar stresi arttırabilir. Kronik sağlık sorunlarınız artabilir. Baş ağrıları gibi problemleriniz olabilir. Mide, özellikle midenize ve sindirim sisteminize bu dönemde lütfen dikkat edin. Çünkü Mars Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Dolayısıyla kendinize çok yüklenmeyin. Biraz hani olayları oluruna bırakmak, biraz kabullenişte olmak rahatlatıcı olabilir. Gereksiz tartışmalar, gereksiz mücadeleler sizi yorabilir bu dönemde. Jüpiter'in de olumlu bir açısı var. Dolayısıyla biraz daha yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni bilgiler etrafınızdan gelebilir. Yakın çevrenizden maddi manevi bazı destekler alabilirsiniz bu dönemde. Eğitim gibi konularda şanslarınız var. Seyahat fırsatlarınız var. Yine bu dolunayla birlikte hayatınıza bunlar gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20-29 derece aralığında güneşiniz ve yükselen burcunuz varsa bu dolunayın etkilerinin biraz daha artabileceğini söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, koç burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatıyor. Biraz daha gizli konuların gündeme geldiği, şaşırabileceğiniz de bir dönemdesiniz. Sizin kontrolünüzde olmayan konular olabilir bunlar. Yasal süreçler olabilir. Belki bir dava işiniz var. Yurt dışı ile ilgili işleriniz, gündemleriniz olabilir. Sizin dışınızda yani eşinizin yakınları, akrabaları, sizin yakınlarınız, akrabalarınız. Hani onlarla ilgili bazı gündemler olabilir ki hani beklemediğiniz günlük hayatınızda da bazı planlarınızı değiştirmenize neden olabilir bunlar. Yani beklenmedik bir seyahate çıkabilirsiniz örneğin bu dolunay nedeniyle. İşte akrabalarla ilgili bir hızlı gündem olabilir. Eğitim konularında, akademik çalışmalarda bazı sorumluluklarınız olabilir. Hani bir sınava girmek ya da bir sınavın sonucunu almak gibi zorlayıcı konular da olabilir. Hani bu durumda bazı şeyler sizi engelleyebilir. Ancak daha iyisi içinde olanakların artabileceğini unutmayın. Karamsar olmak, içe kapanmak çok doğru bir bakış açısı değil. Hani bu dönemde şartları olduğu gibi kabullenmek, uyum göstermek gerekiyor. Jüpiter ikizlerde, parasal konularda, iş konularında, ticari alanlarda bazı fırsatlarınız olabilir bu dolunayla birlikte özellikle. Dolayısıyla yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz imkanlarınız var. Belki bir eğitime katılabilirsiniz ya da daha önceden eğitimini aldığınız bir becerinizle ilgili bir iş, bir para kazanma imkanı bulabilirsiniz bu dönem içerisinde. Zaman zaman yakın çevrenizdeki kişilerle biraz anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle kardeş ilişkilerine, akraba ilişkilerine dikkat edin. Seyahatlerde de tabii ki bir yolculukta, trafikte dikkat edin. Hatta kullandığınız araç, gereçler, otomobiliniz, işte elektronik araçlarınız falan biraz sıkıntı yaratabilir bu dönemde. O yüzden gereken bakımlarını da ihmal etmemekte, tedbirli olmakta fayda var sevgili boğalar. Tabii ki her boğa aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, koç,
Yengeç, Terazi ya da Oğlak. 20-29 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler söz konusu olabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç burcundaki dolunay 11. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay sırasında Jüpiter sizin burcunuzda ve dolunayda da olumlu bir açı içerisinde. Diğer burçlarla kıyasladığımızda siz güzel etki alabilecek burçlardansınız. Çünkü zor bir dolunay baktığımızda enerjiler sert, biraz baskı veren bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Bazı projelerinizin sonuçlanması, bazı işlerinizi bitirmeniz, bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün görünüyor bu dolunayda. Dolayısıyla hani bu bir iş, meslek, kariyerle ilgili bir konuysa size bir başarı getirebilir. Hani bunun sonucunda takdir edilebilirsiniz. Maddi manevi bazı ödüller alabilirsiniz. Yeni projeler içinde daha girişken, daha cesur davranabilirsiniz. Sosyal hayatınızda bazı değişimler olabilir. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızın etkisi önemli görünüyor. Yani direkt sizinle ilgili olmayan ama arkadaş çevrenizle ilgili olabilecek bazı tesirler var. Belki bir organizasyon, bir grup etkinliği içerisinde olabilirsiniz. Ya da bir şeyi bitirebilirsiniz. O gruptan çıkabilirsiniz. O ilişkiyi tamamlayabilirsiniz. Bunun gibi konular söz konusu olabilir. Maddi alanlarda, parasal alanlarda kazanç imkanlarınız var ama riski iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu dönemde özellikle risk almak için, hani spekülatif konular için çok doğru bir zaman olmayabilir. Ancak daha öncesinden planlı hareketlerde bulunduysanız şimdi bazı ödüllerini de tabii ki bu dönemde alabilirsiniz sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, 20-29 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin için de çok etkili olacak bir dolunay. Koç dolunayı, yöneticisi Mars burcunuzda, yengeç burcunda şu sıralarda. Dolayısıyla belki de bu yılın sizin için en etkili olacak dolunaylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle geleceğinizi etkileyecek, kariyerle ilgili konularda belirleyici olabilecek, biraz daha böyle toplumsal statünüzü etkileyecek bir dolunay bu. Tabii ki bazı emek harcadığınız alanlarda size bir başarı getirebilir. Bir iş başlangıcı ya da bir statünüzde, genel durumunuzda değişimler, mesleki alanda bazı önemli hareketler söz konusu olabilir. Bunlar yani ilişki dinamiklerinizle de ilgili olabilir. Toplumdaki statünüzü bir evlilik de etkiler, bir boşanma da etkiler. Biraz daha işbirlikleri, başkalarından alacağınız bazı destekler, bazı anlaşmalar, hatta yasal süreçler hayatınızda çok gündemde olabilir. Daha çok böyle yasal işler, kamu işleri, devletle ilişkili konular daha fazla sizi etkileyecek gibi görünüyor. Yerleşim yeri, ev gibi konular, belki bir taşınma gündeme gelecek iş için ya da hani ilişkilerle bağlantılı. Birçoklarınız aile konularında da etki alabilir. Ebeveynleriniz, onlarla ilişkileriniz, onların sağlıkları, onların genel düzenleri, ilişkileri ve benzeri alanlarda da güçlü, dönüştürücü bir etki olabilir bu dönemde. Ancak lütfen Mars'a dikkat edin. Biraz daha endişeli, kaygılı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Çatışmalara, İlişkilerde özellikle manipülasyona açıksınız. O yüzden gizli ya da açık düşmanlara dikkat edin. Rakiplerinize biraz daha dikkat edin. Tedbirli yaklaşın ve tabii ki sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bazı yaralanmalar, bazı böyle enfeksiyon durumları olabilir. Kronik sorunlarınız, kas eklem ağrıları, kronik romatizma sorunlar, mide ve sindirim sistemi problemleri ve benzeri baş ağrıları, migren atakları. Hani bunlar dolunay ve yakınlarında sizi daha fazla rahatsız edebilir. Endişeden uzak durup stresi iyi yönetmeniz gerekiyor. Değiştiremeyeceğiniz durumları kabullenmek bu dönemde çok önemli olacak sizin için sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20-29 derece aralığındaysa dolunayın tesirleri çok daha önemli ve güçlü olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç burcundaki dolunay 9. evinizde meydana gelecek. Genel olarak Koç, Aslan
birbirlerini iyi gören, iyi anlayan burçlar olduğu için Koç dolunaylarından güzel destek alabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter de şu anda sizin için olumlu bir açıda bulunuyor. Bu dolunay sırasında biraz daha belki düşünceleriniz, hayata bakışınız, inançlarınız biraz sorgulanacak. Hani bazı planlarınızı değiştirebilir. Bazı düşüncelerinizi mesela sonlandırabilirsiniz. Yurt dışı konuları, yurt dışı ile bağlantılı işleriniz, seyahatleriniz, yolculuklarınız, uluslararası işleriniz, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, belki bazı yasal işleriniz, mahkemeleriniz var, davalarınız var. Hani bunlarla ilgili gündemler var. Evet, Mars şu anda 12. evden geldiği için sizi huzursuz edebilecek ya da beklemediğiniz bazı ani gelişmelerle karşılaşabileceğiniz durumlar olabilir. Yani beklemediğiniz bir yerden bir dava açılabilir. Yani yasal işlere dikkat edin. O yüzden mümkün olduğunca burada temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Bununla birlikte gizli düşmanlıklara tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. İş konularında da, her anlamda hayatınızdaki ilişkilerde de. Arkadaşlardan güzel destekler alabilirsiniz. Yani bir sorun çıktığında mesela tanıdığınız bir arkadaşınız, sosyal çevrenizden size destek olacak, yol gösterecek, yardım edecek kişiler bu dönemde daha çok karşınıza çıkabilir. Bazı eğitimle ilgili bir konunuz varsa sonuçlanabilir. Bir akademik çalışmayla ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. İşte bir sınava girebilir, bir sınav sonucu alabilirsiniz. Yolculuklarınız olabilir, bazı ani yolculuklar da olabilir. Yani bu iş için olabilir, eğitim için olabilir. Ama hani bir yakınınız hastalanabilir, işte böyle bir hesapta olmayan bir yolculuk gündeme, seyahat gündeme gelebilir örneğin. Dolayısıyla dolunaylarda biliyorsunuz süreçler çok da planladığımız gibi gitmez. Bazı ani gelişmeler günlük hayatımızı etkileyebilir. İşte böyle bir dönemde olduğunuzu da söyleyebilirim sevgili aslanlar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarında 20-29 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu bahsettiğim etkileri biraz daha öne alabilirsiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Koç burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatacak. Biraz stresli bir dolunay olduğu için özellikle maddi konularda baskılar hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ama bazı güçlü dönüşümler de olabilir hayatınızda. Yani iş konularında, kazançlarla ilgili konularda, borç alacak konularında bu dolunay net etkiler getirebilir hayatınıza. Yani sürüncemede kalan, belirsiz olan, hani kronik hale gelmiş bazı problemleri kökten çözebilir. Dolayısıyla para konularında etkili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim sizin adınıza. Tabii burada Plüto, Mars gibi iki tane zor gezegenin dolunaya açı yapması bir mücadele, çekişme ve böyle gerek yasal olsun, gerek güçlü yapılarla biraz daha mücadele etmek gerektiğini de işaret ediyor. İşte beklenmedik harcamalar olabilir ya da zorunlu ihtiyaçlarınız olabilir, bir vergi borcu olabilir, bir yapılan bir kredi borcunuz olabilir ya da hisseli paralarla ilgili bir konunuz var. Mesela bir miras sorununu çözmeye çalışıyorsunuz ya da bir ilişkiyle ilgili bir evlilik sonrası ya da bir ortaklık sonrası parasal paylaşımlar, işte nafaka konuları, tazminat konuları gibi işler olabilir ya da bir sigorta, emeklilik konunuz ve benzeri alanlarda sizi yoran, uğraştığınız, çözüm aradığınız konular olabilir. İşte bunları bir ışık tutacak dolunay evresi. Aynı zamanda tabii ki 8. ev para dışında, finansal paylaşımlar dışında biraz krizlerle alakalı. Yani beklenmedik bir hastalık, bir kaza olması, yani bunun sonucunda bir tedavinin, bir operasyonun gündeme gelmesi gibi konular söz konusu olabilir. O yüzden genel sağlığınıza tabii ki dikkat etmenizde fayda var. Bununla birlikte artık kronik hale gelmiş bir problemi de artık çözmek için gerçekten yani uzun süredir sıkıntı çektiğiniz bir problem var. Artık hani bunu tedavi edeyim, işte ameliyat olayım, işte problemli bir dişi çektireyim, sorun bitsin durumunda da olabilirsiniz. Yani bunun gibi sorunlarınızı da çözebilecek bir gündem. Bununla birlikte tabii ki 8. ev bazı şeylerin bitmesi, yani bir düşüncenin bitmesi, bir fikrin tamamlanması. Hani ölüm ve dönüşüm evi deriz. Yani illa bu fiziksel olacak anlamına gelmiyor. Yani hayatımızda bir şeyin kapanması, tamamen farklı bir bakış açısına geçmeniz, farklı bir yola başvurmanız,
Bir, tabii ki iyi anlamda bir borcun bitmesi, tamamlanması, kapanması gibi konularda söz konusu olabilir sevgili başaklar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak 20-29 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler daha fazla öne çıkabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Önce bir burç olarak tabii ki en güçlü etkiyi alanlardansınız. Üstelik 2 Ekim'de burcunuzda bir güneş tutulması da yaşanacağı için bu tutulmadan sonraki ilk dolunay olarak stresli olduğu kadar da dönüştürücü etkiler barındırıyor. İyice tesirler de var. Jüpiter'den bir destek açınız var. Yani bu çok yardımcı da olabilir hayatınızda. Evet, dönüşümler biraz ilişkilerle ilgili olacak gibi. Yani burada Plüton'un ve Mars'ın açısı ilişkilerle ilgili ciddi bir mücadele içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Yani bir evlilik konunuz olabilir gündemde. Bununla da ilgili sorumluluklarınız var. İşte ev yuva kurmak kolay değil böyle bir dönemde. Dolayısıyla hani bunun hayatınızda bir baskısını hissedebilirsiniz. Gerek ilişki içerisinde olduğunuz kişi, gerek aile üyeleri ya da eşinizin yakınları, aile üyeleri arasında biraz böyle çatışmaların, mücadelelerin ya da hani halledilmesi gereken işlerin olduğu yoğun bir dönem. Bununla birlikte işbirlikleri, bazı ortaklıklar, yasal işleriniz, belki bir mahkemeniz, bir davanız var. Hani bununla ilgili mücadeleler var. Gerekli bir avukat, hizmet aldığınız bir kişiyle ilgili memnuniyetsizlikleriniz varsa ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Hani her türlü hizmet aldığınız, ilişki içerisinde olduğunuz kişi ve kurumlarla da anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi şöyle bir gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. İş konularında sorumluluklarınız öne çıkıyor ama daha çok da ailevi konularda, yani duygusal konularda daha fazla baskı hissettiğinizi söyleyebilirim. Yani belki bir evden ayrılma, bir taşınma konunuz var. Bir aile evinin kentsel dönüşümü gibi işleriniz var. Hani bunun size yüklediği birazcık ekstra sorumluluklar olabilir. Jüpiter şu anda 9. evden güzel bir tesir getiriyor. Dolayısıyla yasal işlerde çözümler bulabilirsiniz. Bazı hak edişleriniz olabilir. Haklı olarak hak edişleriniz varsa bu dönemde bunları alabilirsiniz. Haksızlıklar varsa evet, yasal bazı sonuçlarla da karşılaşılabilir bu dönemde. Sizi rahatlatacak bazı eğitim fırsatlarınız, işte özellikle yurt dışı ile ilgili konularda biraz daha güzel gelişmeler olabilir. Seyahat fırsatlarınız olabilir bu dönem içerisinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 20-29 derece aralığındaysa sevgili teraziler, bu dolunay sizin için çok daha güçlü olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Günlük hayatınız, İş konularında yoğun bir dönem sizin için. Birçok işle ilgilenmeniz gerekebilir ama rutindeki bir işinizle de ilgili önemli dönüşümler olabilir. Örneğin mesleki alanda yeni arayışlarınız olabilir. Sevmediğiniz bir işi bırakabilirsiniz bu dönemde. Ya da sizi rahatsız eden bir çalışma koşulunu değiştirebilirsiniz. Ya da beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınızla ilgili düzenlemeler olabilir. Evde çalışan bir yardımcınız ayrılabilir. Hoşlanmadığınız bir dadıyı bırakabilirsiniz. İşte asistanınızı işten çıkarabilirsiniz ya da yeni bir arayışta olabilirsiniz gibi. Bu dönem özellikle iş ve mesleki konularda yeni yapılandırmalar içerisinde olabileceğinizi işaret ediyor. Artık kararsız kaldığınız konular netleşiyor. Net olmanız gerekiyor, harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer net olursanız gereken destekleri de bu dönemde daha fazla alabilirsiniz. Ve tabii ki sağlığınıza dikkat edin, çünkü yönetici gezegen Mars burada, sizin de yönetici gezegeniniz Yengeç burcunda. Dolunayda biraz zorlanıyor. Dolunayla açısal olarak sert açıda. Hani bu durumda sizin genel sağlığınız kadar biraz hani yakınlarınız, evcil hayvanlarınız, işte akrabalar filan, hani onlarla da ilgili hızlı gündemler olabilir. Bunun yol açtığı hani beklenmedik günlük hayatınızdaki rutinlerinizde değişimler olabilir. Örneğin, çünkü yakın çevreniz ya da eşinizin yakınlarını filan etkileyebilecek bir dolunay döngüsü bu.
genel sağlığınıza, beslenmenize, diyetinize, sporunuza da dikkat ediyorsunuz. Belki böyle bir program oluşturacaksınız artık bu dolunayla birlikte. İşte her gün spor yapacağım, işte zararlı alışkanlıkları bırakacağım, yeni bir beslenme programı yapacağım, diyete başlayacağım gibi kendinize yeni programlar da oluşturabilirsiniz sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, koç, yengeç, terazi ya da oğlak. 20-29 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatıyor. Diğer burçlarla kıyasladığımızda şanslısınız. Yönetici gezegeniniz Jüpiter dolunayla olumlu bir açıda olacak. Bu dolunay kendi içinde sert bir dolunay. Enerjisi biraz böyle mücadele gerektiriyor, baskılı bir dolunay ama siz daha rahatsınız. Rahat burçlardansınız. Şans evinizde bir dolunay olunca tabii ki sizi mutlu edecek, keyif verecek gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili heyecanlı gelişmeler olabilir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen yay burçları müjde gelebilir. Bu dolunayla birlikte çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimi, onlarla ilgili çözmeye çalıştığınız bazı konular varsa, evet, bazı hızlı yollar alabileceğiniz, bazı amaçlarınıza da ulaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bazı yaylar aşık olabilir, aşk hayatınızla ilgili hızlı gelişmeler olabilir bu dolunayda ama istemediğiniz ilişkileri de bitirebilirsiniz ya da bir ilişkinizde artık hani bu ilişki evliliğe mi gidecek ya da hani arkadaşlık boyutundan kalacak ya da dönüşecek mi? Hani bunları da şöyle bir belirleyebileceğiniz bir süreçtesiniz. Eşinizle birlikte ortaklaşa bazı kararlar vermeniz mümkün. Bu bir seyahat, bir yolculuk da olabilir. Yatırımlar alanında özellikle risk aldığınız konularda, spekülatif alanlarda baskıların artabileceği bir dönem. Para konularına biraz temkinli yaklaşın. Çünkü ani kararlar stres yaratabilir. O yüzden özellikle şansa ihtiyacınız olan alanlarda, evet şanslısınız ama dolunayın kendi içindeki enerjisi biraz stresli olduğu için şansa da çok güvenmeyin. Yani bu dönemde daha sakin, daha planlı programlı hareket etmek gerekiyor özellikle. Bunun yanı sıra hani eğlenebileceğiniz ortamlara katılmanız, sosyalleşebilmeniz, hobilere zaman ayırmanız, özellikle spor gibi fiziksel aktivitelerde daha kararlı olmanız, rutinlerinize bu anlamda yeni heyecanlar katmanız mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, koç, yengeç, terazi ya da oğlak. 20-29 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, koç burcundaki dolunay sizin için yılın en güçlü dolunaylarından biri olabilir. Öncelikle hem bir öncü burçsunuz hem de Plüto artık burcunuzda, 29 derece oğlak burcunda tamamen burcunuzdan çıkmak üzere. Kasım'da çünkü tamamen çıkacak ve bir daha geri dönüşü olmayacak. Son derecelerinde son dokunuşlarını yapmak için çalışıyor. Bu ne demek? Etkili bir dolunay sizin için. Dolunayla açı yaptığı için Plüto, Mars'la da bir karşıtlığı olduğu için daha fazla mücadelenin, hayatımızda ilişki dinamiklerinde özellikle manipülasyonların, duygusal baskıların artabileceği bir dolunay. Her türlü ilişki, yani bir evlilik içerisinde mücadele ediyor olabilirsiniz. Ya da bir işbirliği, ortaklık içerisinde çekişmeleriniz olabilir. Ya da bir yasal süreçte hak arayışlarınız, mahkemeleriniz, davalarınız olabilir. Kariyerinizi etkileyecek, geleceğinizi etkileyecek, özel hayatınızı etkileyecek güçlü dönüşümler var. Burada siz de biraz gücü elinde bulunduran, manipüle eden tarafta olabilirsiniz. O yüzden kendinizi de iyi kontrol etmeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Çünkü karşınızdaki kişilerin etkilenmesi, zarar görmesi, bunun da size karşı tabii ki bir düşmanlığa, böyle bir rekabete dönüşmesi mümkün görünüyor. Bu dolunay aslında evet evlilikleri bitirebilir, işbirliklerini bitirebilir, arkadaşlıkları sonlandırabilir, bazı anlaşmaları, sözleşmeleri tamamlayabilir, yer değişikliklerine, kariyer değişikliklerine yol açabilir, taşınmalar olabilir. Bunlar belki hani bir size ait bir evi satmanız, belki kentsel dönüşüm gibi böyle bir süreciniz var. Bununla ilgili mücadeleler var hayatınızda. Evet, bu dolunayda
netleşmeler olabilir, tamamlanmalar olabilir. Yasal konular, özellikle otorite figürleriyle ilişkiler, işte devlet ve devlet yapılarıyla ilgili, kamuyla olan ilişkiler, yazışmalar, süreçler de biraz öne çıkacak gibi görünüyor Dolunay takip eden günlerde. Para konularında bazı destekler alabilirsiniz. Çünkü Jüpiter'in böyle bir desteği olabilir. Günlük iş hayatınızda biraz daha mesleki konularda bazı iyileşmeler, yardımlar alabilirsiniz bu dönem içerisinde. Sağlığınıza dikkat edin. Her türlü kronik sağlık sorunları, vücut ağrıları, kas ağrıları, migren gibi ataklar, mide ve sindirim sistemi problemleri artabilir. Sizinle ilgili veya eşinizle, aile üyeleriyle ilgili kaza ve sakarlıklar da tabii ki bu dönemde biraz daha öne çıkabilir. Özellikle ay sonu 30-31 Ekim, 1 Kasım, hani Mars-Plüto karşıtlığının etkili olacağı günler, risklerin artabileceği günler. Bu günlerde özellikle tehlikeden, riskten uzak durmanızda, güvenliğinize biraz daha özen göstermenizde fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 20-29 derece aralığındaysa Dolunay sizin için çok daha etkili olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Koç burcundaki Dolunay 3. evinizi aydınlatıyor. Genel olarak aslında açısal olarak size dost bir burçta, Koç'ta, terazideki Güneş, ikizler burcundaki Jüpiter olumlu açılar yapıyor. Yani diğer burçlarla kıyasladığımızda İyi etkiler alabilecek burçlardansınız. Çünkü kendi içinde bu Dolunay sert bir Dolunay baktığımızda. Mars-Plüto karşıtlığını burada görüyoruz. Bu durum özellikle sizin için 6-12. ev aksınızı biraz etkiliyor. Sizin dışınızda hani yakınlarınız, yanınızda çalışan kişiler, belki bazı akrabalarınızla ilgili konular hızlanabilir. İşte bir sağlık sorunu olabilir, böyle bir beklenmedik gündem olabilir. Hani bu da sizi ne yapar? Bir haber alırsınız, heyecan duyabilirsiniz, etkilenebilirsiniz. Planda olmayan bir seyahate gitmeniz gerekebilir. Belki hani biraz daha düşünsel anlamda ilgilenmeniz gerekebilir. Bununla birlikte iş ortamınızda, çalışma ortamınızda bazı yeni fikirler, yeni düşünceler ortaya çıkabilir. Ticari ilişkilerinizi etkileyebilir bu durum ya da beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişki dinamiklerinizde dönüşümler ortaya çıkarabilir. Seyahatler konusunda hızlı bir dolunay seyahat fırsatları karşınıza çıkarabilir. Eğlenebileceğiniz keyifli ortamlara katılabilirsiniz mesela. Arkadaşlarınızla ya da sevdiğiniz kişilerle böyle kısa da olsa tatil, gezi programları yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili müjdeli haberler gelebilir. Yani çocuklarınız ve onlarla ilgili konularda yine sevindirici bazı gelişmeler olabilir. Ticari alanlarda kazanç elde etmeniz mümkün. Yani bu dolunay araba, otomobil almak, satmak, işte belki böyle bir bilgisayar, telefon almak, satmak, değiştirmek ve benzeri konularda da aslında etkili. Belki eskimiş bir aracınızı değiştireceksiniz, yenilemek istiyorsunuz. Bununla ilgili bir fırsat çıkabilir karşınıza. Ya da hani işte telefonunuz arızalanabilir, yenisini almanız gerekebilir gibi böyle etkiler de ortaya çıkabilir. Bazılarınız için de kardeşler çok öne çıkıyor. Yani kardeşlerle ilgili dinamikleriniz var. O alanlarda hızlı gelişmeler olabilir, heyecan yaratabilir. Kardeşlerle ilgili bazı beklentileriniz varsa mesela sonuç verebilir. Kardeşlerinizin hayatında bazı önemli, sizi de ilgilendiren gelişmeler bu dönemde söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 20-29 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa dolunayın etkileri artabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç burcundaki dolunay para evinizde, ikinci evinizde meydana gelecek. Evet, para konularında etkili bir dolunay. Dolunay kendi içinde enerjisi zor. Mars Plüto karşıtlığı var. Öncü bir kare var gökyüzünde, sizin para evlerinizi etkiliyor. Bu da demek ki para konularında baskı hissedebileceğiniz bir dolunay. Hani ihtiyaçların artması, ani masrafların olması ama kendinizi biraz yetersiz hissetmeniz mümkün. Çünkü Satürn de burcunuzda. Dolayısıyla bu baskıları arttırabilir. Özellikle maddi konulardaki endişeler, kaygılar nedeniyle biraz daha psikolojik gerginlikler artabilir bu dönemde. Bir borcun söz konusu olması, işte bir kredi almak istemeniz ama burada bir engel çıkması,
mümkün olabilir. Herkes için aynı olacak demiyorum ama genellikle böyle bir baskıların artabileceği bir dönem. Ancak uzun vadeli bir borcunuz var, ödeyemediğiniz, zorlandığınız bir borcunuz var. Hani bunu yapılandırma, kolaylaştırma fırsatları da karşınıza çıkabilir. Bir eviniz var, satmak, kiralamak istiyorsunuz. Belki burada önemli bir değişim olabilir ya da bir kiracı ile ilgili bir sorununuz var. Çözüm yolları bulabilirsiniz. Yasal süreçleriniz de devreye girebilir bu dönem içerisinde. Ev almak, satmak istiyor. Yani belki bir ev alacaksınız ama krediye ihtiyacınız var. Hani bu alanlarda belki bazı yapılandırmalar içerisinde olabilir, fırsatlar çıkabilir, onları değerlendirebilirsiniz ama genel olarak para konularına temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Bütçemizi iyi ayarlamamız gerekiyor. Para sıkıntıları olduğu takdirde hani burada çözüm yollarında olabileceğini unutmayın. Kaynaklarımızı değerlendirebiliriz. İşte bazı borçları yapılandırabiliriz. Hani bununla ilgili fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Genel olarak baktığımızda yakınlarımızdan daha fazla destek alabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yani bu dönemde mutluluğu daha çok ailevi ilişkilerde, evde buluyoruz. Dolayısıyla iş konularında sorunlar yaşasak da hani evde bireysel olarak yapabileceğimiz bazı iş olanakları olabilir, fırsatlarımız olabilir. Bunları değerlendirebiliriz sevgili balıklar. Genel sağlığınıza tabii ki dikkat edin. Satürn etkisindesiniz. Bu kronik olarak bazı biraz da uzun vadeli, orta vadeli yani sağlık sorunlarına hassasiyet yaratıyor. Dolayısıyla beslenmenize, gıdanıza dikkat edeceğiz. Kronik sorunları ihmal etmeyeceğiz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanızda da fayda var. Buna lütfen özen gösterelim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak. Öncü burçların 20-29 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa Dolunay'ın etkileri sizin için daha önemli olabilir.